İklim20'den herkese merhaba. 31 Mayıs gün özeti şöyle. HDP'nin 26. dönem milletvekili Nadir Yıldırım'la Demokratik Bölgeler Partisi'nin eski eş genel başkanı Kamuran Yüksek, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye alındı. İki Kürt siyasetçinin başına 10'ar milyon lira ödül kondu. Sedat Peker'in uyuşturucu ticareti iddialarıyla gündeme gelen eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyaretine ilişkin gümrük kayıtları ortaya çıktı. Ancak Binali Yıldırım'ın iddia ettiğinin tersine Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya gittiği dönemde maske ve kit gümrük kayıtlarında yer almıyor. Avrasya Araştırma'nın düzenlediği ankete katılanların yaklaşık %75'i organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda dile getirdiği iddialara inandığını söyledi. Peker'e inananların oranı Cumhur İttifakı seçmeninde %45 iken Millet İttifakı seçmeninde %87'yi buluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kiptaş'ın toplu konut projesi kararı almasının hemen akabinde. Bir kişi tarafından 11 milyon dolara alınan arsanın aynı hafta içinde 47 milyon dolara belediyeye geri satıldığını açıkladı. İmamoğlu konuyla ilgili dosyanın İçişleri Bakanlığı'na verildiğini ifade etti. CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, kayyum atanan 49 belediyeye 3 aylık temsil ve ağırlama giderlerini sordu. Sadece Batman Belediyesi cevap verdi. Belediye 3 aylık giderin 619.687 lira olduğunu açıkladı. Türk Tabipler Birliği pandemi kontrolü için çocukların eğitim haklarının daha fazla ellerinden alınmaması gerektiğini belirterek Haziran ayı itibariyle okulların ivedilikle açılmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olan millet bahçelerinin maliyeti günden güne artıyor. Bütçesi 3.3 milyar lira olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı millet bahçeleri için 16 milyar lira ayırdı. Rakam neredeyse bakanlık bütçesinin 5 katını buluyor. İyi günler.